Merhabalar, ben Murat Bil, bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Video analiz serimizde çok güzel bir video ile devam ediyoruz. Bu video tamamen öğretici bir video. Herhangi bir problem göremedik. Diğer videolardan biraz farklı. Chevrolet 1937 yapımı bir video. Yani video 1937 yılında çekilmiş ve farklı farklı YouTube kanallarında yayınlanıyor. Ben Türkçe anlatım olarak bir YouTuber'da buldum videoyu. YouTuber'ın kanalını da ziyaret ettim. Kanalındaki videolara da baktım. Gerçekten çok faydalı videolar var. Çok ilginç videolar var. Gelin bu YouTuber'ın sayfasına beraber bakalım. YouTuber'ımız Hasan Yavuz. Hasan Yavuz 2016 yılında YouTube'a katılmış ve 12 milyon görüntülenmesi var. Eğitim, bilim ve teknoloji konulu videolar paylaşıyormuş. Araba bölümlerinin nasıl çalıştığı hakkında ilginç bilgiler varmış. Video içeriklerini elinden geldiğince anlaşılır ve sade bir dilde anlatmaya çalışıyor. Çok güzel videolar var. Gerçekten bu kanalı takip etmenizi öneririm. Benim takip ettiğim kanallar arasında bildirimi açık olan nadir kanallardan. Çünkü bir video yüklediği zaman gerçekten merakla izliyorum o videoyu. Vantilatörün nasıl çalıştığından, saç kurutma makinesine, dizelin hikayesinden, tank nasıl çalışır, çok ilginç konular var. Gerçekten merak uyandırıcı, merak ettiğimiz çok ilginç konular var. Helikopter motoru, kilitli diferansiyel, bir sürü videosu var. İzlemenizi tavsiye ederim. Burada arabalarda yakıtın yolculuğu var mesela bu. Bu da eski bir video ama çok güzel bulmuş, getirmiş, koymuş buraya ve seslendirmiş. Burada yakıt damlacık halinde arabaya girdiği andan itibaren yolculuğunu animasyonlu bir şekilde anlatıyor. Güzel yapmışlar. Tabii ki bizi ilgilendiren madeni yağ. Burada arabalarda yağlanmanın önemi diye bir video. 1937'de çekilmiş bir video. Çok faydalı, çok güzel bir video. Beraber bakalım, inceleyelim. Benim keyifle izlediğim bir video. Kayıyorlar. Videonun başında kayıyorlar sürekli. Eskiler eğlenmeyi çok iyi biliyor. Suda, karada, karda, buzda sürekli kayıyorlar. Göründüğünden daha garip. Usta bencileri boğulun. Ses Hasan Yavuz'un sesidir diye umuyorum. Çünkü videolarda da bu ses var. Gerçekten ses tonu da çok anlaşılır. Güzel. Buzda kaymaz. En düzgün ve pürüzsüz üstleri onlar için yeterince kaygan değildi. Bir şey buzun üzerinde kaymadan önce buz yağlanmış gibi olmalıdır. Gerçekte olan şey, taken bıçağı bir oluk keser ve basınç ile yeterince eriyen buz oluğu suyla kaplar. Paten ve buz arasında ince bir su filmi oluşur. Su bıçağın kolayca kayabilmesi için bir yağlayıcı görevi görür. Yağlayıcı maddeleri kaygan yapan bir şeydir. Su bazen yağlama için kullanılır. Özellikle çok büyük miktarlarda da ihtiyacı kolaylıkla karşılayabilir. Bu eğlence aracının takılıp savrulmasını önlemek için çok su gerekiyor. Bazı teknelerde dışarıdan gelen sürekli su akışı motordan gücü pervaneye taşıyan şaftı yağlar. Bununla birlikte su bir yağlayıcı olarak dezavantajlara sahiptir. Çünkü ihtiyaç duyulan çoğu yerde barınamaz. Çok çok kolay akıp gider ve filmini hareketli yüzeyler arasında tutamaz. Film siyah beyaz. Biz burada çok renkli kaldık. İsterseniz biz de siyah beyaz olalım. Hem videoya da uyum sağlayalım.
yüzeyler arasında yeterli basınçla birlikte sıkıştığında su gider. Fakat sudan çok daha iyi yağlayıcılar var. Bir büro çekmecesi inatçı ve hantal olduğunda onu kolayca çekebilmek için biraz sabunlayabiliriz. Yolcu gemisi denize indirilirken yumuşak ve kaygan yol oluşturmak için don yağı veya yüksek yoğunluktaki grey yağı kullanılabilir. Şimdi basit bir deneyle bir yağlayıcının etkisini görelim. Evet. Basparlak ve cam kadar pürüzsüz bir metal blok kullanıyoruz. Bakın iki tarafta çok pürüzsüz gözüküyor. Elimizle sürdüğümüz zaman da pürüzsüzlüğü hissedeceğiz. Fakat yağlama olmadan blok kaymaz. Yüzeyler temas edecek şekildedir. Arada yüzeyleri görüyorsunuz. Bu o zamanın mikroskobuyla çekilmiş tabii ki. Şu anda daha detaylı fotoğraflar çekiliyor. Daha da zoom yapılabiliyor. Yağ dökersek yüzeyler ayrı tutulur. Yağ döküyoruz. Sonuç olarak metal blok kendi ağırlığıyla kayar. Mikro fotoğrafçılığın yardımıyla büyüdük. Bu film tabakası. Diğer videolarımızda da sürekli bahsediyoruz ya, film tabakası, yağın oluşturduğu film tabakası diye. Bu film tabakası. Bir görüntü, bir metalin yüzeyi diğerinin üzerinde kayar. Çünkü arada yağ filmi, yani ince yağ tabakası vardır. Yağ çok iyi bir yağlayıcıdır. Çünkü yüksek veya düşük sıcaklıklar altında yağ filmi kırılmaz, bozulmaz. Evet, sentetik yağ diyoruz, mineral yağ diyoruz. Bu sentetik yağla mineral yağın farkını hemen size bir çizimle göstereyim. Metal metal su tümbesi diyoruz ya, ayrıca metalleri biz pürüzsüz olarak görüyoruz. Ama bunları mikroskopla incelediğimiz zaman, yani zoom yaptığımız zaman bizim gördüğümüz bu şekilde iki adet metal. Fakat bu metalleri daha da yakınlaştırırsak, örneğin şu bölgeyi tutalım, birazcık daha yakınlaştıralım. Bunun gibi ufak ufak tepecikler var. Yani tamamen pürüzsüz değil. Zaten tamamen pürüzsüz olsa, yani dümdüz olsa, mikroskopla da baktığımızda dümdüz olsa sürtünme olmaz ve yağ gerek kalmaz. Böyle tepecik tepecik olduğu için zaten sürtünme var ve yağlanması gerekiyor. Yağ film tabakası oluşturarak bu araya giriyor ve buraları yağlıyor. Yani metalin metale değmesini engelliyor. Mineral yağlarla sentetik yağların farkı da şu şekilde. Bu bizim yağımız olsun. Yağımızın içinde de bildiğiniz gibi moleküller var. Bu moleküller de yağımızın içinde irili ufaklı bir şekilde duruyorlar. Ve metal metale sürtünürken, yani bu kısım bu araya girdiği zaman metal metale sürterken yağ da kendi arasında sürtünüyor. Sürtünmeden kaynaklı kendi kendine de ısınabiliyor. Bu moleküller irili ufaklı olduğu için birbirlerine sürtüyorlar ve ısı açığa çıkıyor. Bu da yağın ısınmasına, viskozite kaybına neden oluyor. Sentetik bir yağ, yağın bölmesini gösterirsek eğer, sentetik bir yağda bu karmaşık düzen daha düzenlidir. Ne kadar yağlar sıkıştırılamaz dersek de bir miktar sıkışırlar. Bunlar sıkıştığı zaman, yağlar birbirine yaklaştığı zaman ve sağa sola ilerledikleri zaman, sağa sola doğru ilerledikleri zaman gördüğünüz gibi buradaki gibi birbirlerini sürterek iç sürtünmeyi, yani iç sıcaklığı arttırmayacaklar. Burada düz bir tabaka oluşturdukları için daha az sürtünecekler. Aynı arada nasıl yağ kullanıyoruz, metalin metale değmesini engelliyoruz ya, şurada gösterdiğimiz gibi. Metalin metale değmesini engelliyoruz. Çünkü burada bir yağ tabakası oluşturuyoruz. Aynen sentetik yağlarda da moleküller arasında birbirine sürtünme daha az olduğu için yağ daha az ısınıyor. Yani mineral yağlara göre, şuna mineral diyelim. Mineral yağlara göre sentetik yağlar iç sürtünmeden kaynaklı daha az ısınıyorlar ve daha uzun ömürlü oluyorlar. Bunları da kimyasal yöntemlerle
elde ediyorlar. Videoda bahsetti metal metale sürtünmenin arasındaki film tabakası. Biz burada yağların içerisindeki moleküllerin de birbirine sürterek ısındığını öğrenmiş olduk. Videoya devam edelim. Şeyleri ayrı tutar ve buharlaşmaz. Evet, su gibi çabuk buharlaşmaz. Ya, birbirine çok yakın parçalar arasındaki açıklıklara girebilecek kadar sıvıdır. Gerekli olan yerde durarak yastık oluşturacak kadar da kalındır. Basınç veya baskı altında yağ filmi oluşturabilecek kadar da elastiktir. Evet. Voğlan yatağı sayesinde iyi bir yağlayıcı kullanmanın neden gerekli olduğunu görebiliriz. Öncelikle tüm... Çok güzel bir test. Şimdi yapacak testi yağı siliyor. Tamamen yağsız olmasını sağlıyor. Voğlan yatağına parça bağlandıktan sonra dönme gerçekleştiğinde metal yüzeyler birbirine sürtünür. Yağ olmadığı 450-500 Fahrenheit'a kadar çıkıyor. Başlar. Sürtünme hareketli parçaların birbirine bağlanmasını sağlar ve kısa süre sonra krank ile birlikte dönen volan durur. Yağ koruması olmadan her... Çünkü film tabakası yok. Metal metale sürtünme var. Dediğimiz gibi o ne kadar pürüzsüz de gözükse az önce gösterdiğimiz dişler gibi dişler var, girintiler, çıkıntılar var ve bunlar birbirine sürterek aşınıyorlar. Yüzeyde bozuldu. Bir makinenin parçalarına yağ tedarik etmenin 3 genel yolu vardır. O zaman 3 genel yolu vardı. Yağ banyosu düzenleyebiliriz. Gece hareketli parçalara yağ sızar ve yağlanma gerçekleşir. Yağ banyosunu gördünüz mü? Nasıl olduğunu. Alt tarafta yağ var. Burada dönen, şu anda hızlı döndüğü için gözükmüyor. Burada dönen parça alttan yağı alıyor ve vuruyor. Alttan yağı alıyor ve dağıtıyor. Yağ sızar ve yağlanma gerçekleşir. Daha ileri bir seviyede yağlama sağlayabiliriz. Yağ bir boru sistemi sayesinde otomatik olarak parçalara doğru düzgünce iner. Evet. Yer çekimi kuvveti gerektiğinde sabit yağı taşıma için akış sağlar. Evet. Fazladan yağlama yapmak istiyorsak akma basıncını doğrudan kayma yüzeylerine zorlayabiliriz. Manuel olarak basıncı veriyor. Kontrol ederek farklı hızlarda yağlamayı sağlayan buradan verdi. Otomobil motorunda birçok hareketli çok güzel ve birçok hareketli yüzey vardır. Sonuç olarak otomobillerimizdeki motorlar çok çeşitli hızları ve yükleri karşılayabilmek için 3 yağlama yöntemini de kullanır. Yağlama sisteminin kalbi yağ pompasıdır. Yağ pompasında iki döner dişli dişler hareket ettikçe bir emiş oluşturur. Bu emiş depolama haznesinden veya karterden yağ çeker. Evet. Dişlilerin dişleri dönerken yağları çevresel olarak taşır. Dişlilerin dişleri birbirine geçtiğinde yağlar motor parçalarına zorlanır. Her bir dişlinin dişi güçlü ve yeterli bir şekilde yağ gönderir ve normal motor hızlarında sonuç sabit bir akıştır. Motorda ana yataklar her dakika yüzlerce devirde dönen krank milinin yükünü taşır. Şu anda çok yavaş dönüyor. Bolca yağlama gereklidir. Bu yağlanmayı elde etmek için yağ sürekli olarak basınç altında doğrudan ana yataklara pompalanır. Kan mili valfleri gerektiğinde açar, gerektiğinde kapatır ve sürtünmeden korunmak için yağın elastiklik özelliğine ihtiyaç duyar. Yağ bu tüp geçitten kan milini taşıyan yataklara akar ve kan milini tahrik eden zamanlama dişlilerine ulaşır. Zamanlama dişlileri kan milinin dönüşünü senkronize eder. Valflerin düzgün çalışmasını sağlamak için valf mekanizmasına yağ pompalanır. Krank ve silindir arasındaki bağlantı kollarını yağlamak için özel bir yöntem kullanılır. Motorun tabanındaki nozulda yüksek basınçlı bir yağ akışı zorlanır. Her bir yağ jeti bağlantı kolunun alt kısmındaki kepçe şeklindeki çıkıntıyı hedef alır ve orayı vurur. Yağ bağlantı kolu yatağından içeriye sızar. Oradaki vurduğu yerdeki bağlantı yerinden içeriye sızıyor. Yani hem dışını hem içini hem farklı yerleri yağlıyor. Bir lokomotif de bu prensibi kullanır.
stroboskop adı verilen özel bir kamera. Şimdi çok gelişti. Etki şeklindeki çıkıntı sayesinde yığın içeriye nasıl alındığını göreceğiz. Çok yavaş şu anda. Krank mili her dakika 3600 defa dönerken yavaşlatılmış bir görüntü. Bağlantı kolunun dibinde yığın kepçeden yatağa geçtiği bir delik bulunmaktadır. Yüksek motor devirlerinde yağ kepçeye saatte yaklaşık 190 km hızla girer. Kepçenin 190 km hızla kepçeye giriyor yağ. Etkinden dolayı düşük hızlarda yüksek hızlarda olduğundan daha az yağ girişi olur. Çalışma prensibi. Bağlantı kolu hareket ettikçe silindir duvarlarının üzerine bir sprey gibi yağı fırlatır. Bu spreyleme piston yukarı ve aşağı kayarken düzgün bir yağ tabakası oluşturur. Pistondaki özel bir halka bu tabakanın miktarını kontrol ederek fazla yağın alınmasını sağlar. Daha sonra pistonu kola bağlayan pimin yağlanması için pistonun yan tarafındaki deliklerden... Yan taraftaki deliklerden pistonun iç tarafı bile yağlanıyor. Buradaki damlıyor, buradan geliyor, buradan iç taraf bile. Yağ sürekli olarak krank miline, kam miline, valflere, pistonlara ve bağlantı kollarına motor boyunca akar. Tüm hareketli parçalar koruyucu bir tabakayla kaplanır. Motor normal hızda dakikada 4 kez tekrar aynı yağı kullanır. Dakikada 4 kez aynı yağı kullanıyor. Sirkülasyonu anlayabiliyor musunuz? Dakikada 4 kez devir dalim yapıyor. Bunu yapabilmek için temizlenmeli ve soğutulmalıdır. Yağ her geçtiğinde filtrelenir. Bu sayede evet. Kirler yağ dolaşımında parçalara yapışmaz. Motorun alt kısmında soğutulur ve yağ deposunda yani karterde durur. Yağ deposu havalandırması sıcak ve aşındırıcı gazları temizler. Böylece yağlar temiz kalır. Pompaya hortum bağlayarak ve dönüş borusu düzenleyerek motorun çalıştığı her dakikada pompalanan yağ miktarını görebiliriz. Pompaya hortum bağladı, dışarı verdi. Ne kadar basınçlı yağı bastığını görüyorum. 3 dakikada bir küvet dolduracak kadar. 3 dakikada bir küvet dolduracak kadar yağ basıyor. Birbirine çok yakın olan parçalar uzun yıllarca yüksek hızlarda hareket edeceğinden sürtünme ve aşınmadan korunmak için temiz yağın yeterli miktarda tedarik edilmesini gerektirir. Evet. Güçlü, ekonomik, pürüzsüz, sessiz ve uzun bir ömür için her parça bir yağ tabakasıyla kaplanır. Video için teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten güzel tercüme etmiş. Bu video yabancı bir video. Orijinali İngilizce. Güzel anlatmış. Sesi de çok yakışmış videoya. Motorumuzda bu motor yağının ne kadar önemli olduğunu umarım anlamıştırız. Motorun hangi parçalarını yağlıyor, nasıl yağlıyor bunu umarım görmüştürüz. Ve buna göre kaliteli bir motor yağı tercih etmenin anlamını idrak etmiştiriz. Zevkle izlediğim bir video, çok şey öğrendiğim bir video. Umarım siz de keyifli vakit geçirmiştirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.